merhabalar. 6. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazıya hazır mısın Tonguç? Hazır değilim hocam. O yüzden buradayım zaten. Harikasın. Sıkıntı yok. Biz de senin için en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Öncelikle sana 3 önemli haberim var Tonguç. Birincisi, yazında çıkacak konuları videomuzun açıklama kısmında PDF olarak bulabilirsin. İndirip oradan çok güzel bir şekilde çalışabilirsin Tonguç'um. İkincisi, bunlarla alakalı şimdi kısa bir giriş yapacağız. Kısa bir özet yapacağız. Sonrasında da seninle Milletin Bakanlığı'nın kazanmana uygun birçok hocayla görüşüp hazırladığımız güzel bir yazılı provası yapacağız. Provaya hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Ha, en azından provaya hazırsın. Yani yazılıya hazır değilsin ama provamıza çalıştıktan sonra, soruların tekrarını gördükten sonra lezizülaziz bir şekilde sınavdan iyi bir not alacaksın. Şimdi demişiz ki zamirler, parça anlam, edat bağlaç önem, yazım kuralları ikinci yazılı konuları demiştin. Ama birinci yazılıda hatırlarsan neydi? Sözcük yapısı, isim, sıfat tamlamaları ve sıfatlar bizim konumuzdu. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Öncelikle zamir neydi? Zamir isimlerin yerini tutan sözcüklerdi Tonguç'um. Mesela şöyle diyelim. İşte Tonguç geldi dediğimizde Tonguç bir özel isimdi. Tamam, bunu biliyoruz. Tonguç isminin yerine biz lafı uzatmamak için ya da gizlilik için zamirler koyabiliyorduk. Mesela o gel dediğimizde o şahıs zamir oluyordu. Biri gel dediğimizde biri belgesiz zamir oluyordu. Kim gel dediğimizde kim soru zamir oluyordu. Niye? Çünkü kim aynı zamanda ismin yolunu soru yoluyla tutuyor. Devam edelim. Başka ne diyebiliriz mesela? Şu gel dediğimizde işaret zamir oluyordu. Veyahut da kendi gel dediğimizde dönüşücü zamir. Bunlar ismin yerine geçen zamirlerdi. Bir de sıfatlar var Tonguç'um. Sıfatlar da ismin anlamını tamamlayabiliyordu. Mesela şöyle nitelik ya da belirtip tamamlayabiliyordu. Mesela diyelim ki tavşan bir hayvan ismiydi. Bu tavşana biz mesela pembeyle sıfatlar ekleyelim. İşte beyaz tavşan, işte güzel tavşan, işte şu tavşan, iki tavşan dediğimizde bunların hepsi net bir şekilde tavşan isminin anlamını niteliyor ya da belirtiyordu. Şimdi bir de sözcük yapısı konumuz vardı ki bu da önemli bir konu. Sözcük yapısında Tonguç'um şunu bilmemiz lazımdı. Sözcüğün yapısı basit, türemiş ya da bileşik olabiliyordu. Basit sözcük mesela kitap sözcüğü basit bir sözcüktü. Kitaplar dersen hala basitti. Niye? Çünkü sadece çekim eki almış oluyordu. Nerede çokluk? Orada lerler eki. Lerler. Evet. Nerede çokluk? Orada lerler eki. Çekim ekiydi. Kitaplarda dediğimizde de dahil eki çekim ekiydi. Kitaplardan dediğimizde kitaplardandır dediğimizde bir sürü karma karışık ek bile koysak bunların herhangi bir yapım eki olmadığı için bu sözcük basitti. Ama kitapçı dediğimizde farklı bir anlam oluşuyordu. Bir anda kitap sözcüğü yerine aklımıza bir insan geliyordu, bir kitapçı geliyordu. İşte bu türemiş sözcüktü. Eğer iki tane kelimeden oluşuyorsa Tonguç evladım benim, kitap evi de bileşik sözcüktü. O zaman zamirleri öğrendik. Zamirler isimlerin yerine geçen sözcüklerdi. İsimleri zaten biliyorduk. Senin ismin Tonguç'tu, bunun ismi cins isim olduğu için kalemdi. Her varlığın bir isim vardı. Ve sıfatlarda isimlerin anlamını niteleyen ya da belirten sözcüklerdi ki bunlarla alakalı birazdan zor sorular da çözeceğiz. Sözcük yapısı ise basit, türemiş ya da bileşikti. Gelelim edat, bağlaç ve ünlem. Edat, bağlaç, ünlem bu sınavda mutlaka gelecek. Onu birazdan tekrar edeceğiz soruyla. Ama burada da şöyle deneyelim. Edatların diğer adı ilgeçti Tonguç ve anlam ilgisi kuruyordu. Bağlaçlar ise cümleleri, sözcükleri birbirine bağlıyordu. Ve, veya, ama, fakat, lakin, çünkü, hatta gibi ifadeler, kelimeler bağlaçtı. Ünlemlerde hayret, şaşırma, eyvah, korku gibi ifadeler bildiren şeyleri de biz ünlem diyorduk. Yazım kurallarıyla alakalı neyi bilmemiz lazım? Yazım kurallarında büyük harflerin yazımı çok önemli. Bunu mutlaka sınavda hocan sana yöneltir. Ve aynı şekilde bileşik sözcükler işte terk etti ayrı yazılıyor, fark etti ayrı yazılıyor. Ama hissetti de ses olayı olduğu için bitik yazıldığını, konuk severi bitik yazıldığını ancak soru çözerek pekiştirebiliyordun. Şimdi bir de yazımı karıştırılan kelimeler vardı ki onları da şöyle minikçe deyince olursak birçok bitik yazılıyordu ama pek çok ayrı yazılıyordu. Bir şey, her şey ayrı yazılıyordu. Birdenbire bitik yazılıyordu. Burada Tonguç'um şahsiyet yani kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgesel soru zamirlerini zaten birazdan soruda göstereceğiz ama şunu da bilmelisin. Sen bunlarla alakalı birazdan yapacağımız yazılı provası haricinde mutlaka çalışmalısın. Bununla alakalı sana da güzel bir ödev vereceğiz inşallah. Parça anlam zaten... Geçmiyorsun hocam. Aynen öksürttün beni Tonguç'um. Parça anlam zaten çok basit bir konuydu. Ama eğer bunlarla alakalı soru çözmezsin... Nefes kesici bir konuymuş gerçekten. Aynen nefesim kesildi Tonguç ya. Şu anda suyun altında yayın yapıyormuş gibiyim. Bak böyle bir paragraf verip bize bunun ana düşüncesini hoca sınavda mutlaka soracaktı. Ana düşünce, düşünceleri neydi Tonguç? Anasıdır. Harika. Ana düşünce, yardımcı düşünceler. Babasını bilmem. Babası düşüncelerin konusuydu. Saçma sapan konuşma. Anası babası ne diyorsun evladım? Ana düşünce, yardımcı düşünceler tarafından desteklenen temel düşünceydi. Yazarın asıl anlatmak istediği, asıl vurgulamak istediği ana fikirdi. Ama konu ise yazar neden bahsediyor?
bu parçadan neden bahsedilmektedir? Neyin üzerine durulmaktadır gibi konular da bizim cevaplarımız oluyordu. Başlık ana düşünceyle bağlantı olarak en az iki kelimeden oluşan böyle veya bir kelimeden oluşan böyle özetleyici bir ifade olmalıydı. Yarın düşüncelerde ana düşünceye giden açıklayıcı fikirler, örnekler olabiliyordu. Şimdi Tonguç evladım, hemen istersen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz sınavda %100 gelecek olan bir soru tarzı olan bu parçanın ana düşüncesi nedir sorusu. Şimdi demişiz ki hepimiz anları bir fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirmeye amaçlarız. Bu bazen gerçekten işe yarıyor ama çoğu zaman ters tepiyor. Örneğin turistler ilginç ve güzel olan her şeyi fotoğraf makineleriyle kameralara kaydediyor. Fotoğraf makineleri ve kameralarıyla kaydediyor. İşin gerçeği çoğunlukla odaklandıkları karenin dışına taşan daha güzel detayları kaçırımına eğilimindedirler. Ayrıca insanlara iletişimimize, hafızamıza kaydettiğimiz her şey duygularla şekilleniyor. Yani adamın resmini görüyorsun veyahut da işte bir paylaştığı bir resmi görüp artık iletişimde ona göre hareket ediyorsun. Halbuki yani adamın duygularını resim yansıtamaz ki. Ne yazık ki bak son cümlede de esas vurucu ifadeyi vermiş. Şunu unutma Tonguç evladım benim, bunu ileride sınava girdiğin senelerde de söyleyeceğiz. Bir filmi nasıl son 10 dakikasını izlemeden çıkarsan filmi tam anlayamayabilirsin. İyiler mi kazandı, kötüler mi kazandı, işte mutlu sona ulaşıldı mı, kızla oğlan buluştu mu anlayamazsın ya. Aynı şekilde bir paragrafında son cümlelerine çok dikkat et. Onu okumadan geçersen adamın asıl anlatmak istediği, asıl vurgulamak istediğini kaçırabilirsin. Ana düşüncesi nedir, asıl anlatmak istediği nedir diyor. Dolayısıyla burada zaten son cümlede esas ifadesini vurguluyor Tonguç evladım benim. Ne yazık ki bir fotoğraf karesine duyguları sıkıştırmak mümkün değil. O zaman şunu diyebiliriz. İnsan... ne diyebiliriz mesela? İnsanı fotoğrafların yansıtması mümkün değil diyebiliriz, değil mi? Niye? Hatta şöyle diyelim. İnsanın duygularını hatta insanın bütün duygularını, bak sınavda böyle düşünüp sonradan temize geçirebilirsin. İnsanın bütün duygularını fotoğrafların yansıtması mümkün değildir. Çünkü fotoğraf senin şefkatli olduğunu yansıtamaz. Fotoğraf senin işte sevinçli ya da umutlu olduğunu yansıtıramaz. Gerçekten o anda boşu boşuna gülümsüyor olabilirsin. Dolayısıyla insanın bütün duygularını fotoğrafların yansıtması mümkün değildir ifadesi bu parçanın ana düşüncesi olabilir Tonguç evladım benim. Şimdi diğer sorumuz. Yukarıdaki parçada yer alan zamirleri çeşitleriyle belirtiniz demiş. Ha şimdi of bu, ya. Evet, biraz zor. Şimdi buradaki zamirleri bulalım. Şöyle önce altını çizelim. Hepimiz demiş. Hepimiz Tonguç evladım benim. Dangozuz. Yok hayır, dangoz değiliz. Belgisiz zamir. Niye? Herkes, hepsi, kimisi, bazısı, hiçbiri, birçoğu. Ya bilirsiniz yani, belgisiz zamir. Hepimiz anları bir fotoğraf karesiyle ölümsüzleşmeye amaçlarız. Bu bazen gerçekten işaret. Bak buradaki bu da işaret zamiri. Niye? Çünkü bu derken bir şey işaret ediyor. Gerçekten işe yarıyor ama çoğu zaman ters ediyor. Peki buradaki çoğuya belgesiz zamir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü bu öndeki zaman sözcüğünü belirten bir sıfat. Dolayısıyla çoğu zaman sıfat olmaz. Ama çoğu ters yapıyor deseydi, yani şuradaki zaman olmasaydı o zaman biz buna zamir diyebilirdik. Yani şöyle bir şey var Tonguç evladım benim. Bak bunu sana göstermek istiyorum. Mesela bu soruyu çözdüm diyelim mesela. Hangi kitabı istiyorsun diyelim. Bir de çoğu öğrenci gelmedi diyelim. Şimdi burada altını çizdiğim kelimeler veya dikdörtgen için aldığım kelimeler sıfat. Hangi soru? Bu soru. Hangi kitap? Bu kitap. Hangi öğrenci? Çoğu öğrenci diyorsun. Bak bu işaret sıfatı, bu soru sıfatı, bu da belgisiz sıfat. Eğer yanlarındaki isim düşerse, çünkü isimler ve sıfatlar sevgilidir, birbirlerini tamamlıyorlardı. Eğer yanlarındaki herkesin isim... bir sevgilisi var hocam ya. Evet, güzel, sıkıntı yok. Arkadaşı var diyelim hatta. Burada bu bu soruyu çözdüm cümlesindeki soru isim, pardon tam tersi olacaktı, şurada kafamız karışmasın. Sıfat kalp isim diyelim, çünkü sıfatlar ismin önüne geliyor. Hatta o yüzden ön ad diyoruz. Şimdi bu sıfat, bu isim ne Tonguç evladım? Buradaki isim giderse ne olacak? Bu sıfatlar zamire dönecek. Bakalım şimdi. Hatta şöyle yazalım. Bunu çözdüm dediğin zaman artık bu cümlede sıfat yok. Bunu sözcüğü de zamir. Bu sıfat, bunu zamir. Hangi kitabı istiyorsun cümlesinde? Hangisini istiyorsun dersek Tonguç? Bu sefer artık bu cümlede sıfat yok. Hangisini istiyorsun? Burada hangi sıfattı ama hangisini zamir? Bak şunlar, şöyle ok çıkardıklarım, hep birer zamir. Yani adıl Tonguç herhalde. Çoğu öğrenci gelmedi. Çoğu gelmedi dediğimizde buradaki çoğu sözcüğü de yine bir zamir. Niye zamir? Çünkü önünde bir isim yok. Bak sıfatın önünde isim var. Sıfatın önünde isim var. Sıfatın önünde isim var.
ama zamirler ismin yerine geçmiş diyoruz. Buradaki isimler geçmiş. Dolayısıyla buradaki çoğu sözcüğüne sen sakın sakın zamir deme. Bu bir çeldirici. Örneğin turistler ilginç ve güzel olan her şeyi fotoğraf makineleri ve kamerayla kaydediyor. Buradaki her sıfat şeyde isim olduğu için burada da herhangi bir zamir yok. İşin gerçeği çoğunlukla odaklandıkları karenin dışına taşan daha güzel detayları kaçırma eğilimindedirler. Ayrıca insanlarla iletişimimiz, hafızamıza kaydettiğimiz her şey duygularla şekilleniyor. Ne yazık ki bir fotoğraf karesine duyguları sıkıştırmak mümkün değil. Başka da bir zamir yok. Dolayısıyla bu parçada iki tane zamirimiz var. Soruda hemen şöyle yazacağız. Hepimiz yazacağız ve yanına belgesel zamir yazacağız. Bir de bu yazacağız. Yanına işaret zamir yazacağız. Şu kalemi de şöyle hemen başka bir renkle yazalım. Hepimiz belgesiz zamir. Bu da işaret zamir yazdığın zaman tam puanı sınavda hocadan alırsın. Tonguç Eylül adım benim. Şimdi gelelim başka bir soruya, başka bir heyecana. Altı çizili söz öbeklerinin cümleye kattığı anlamı boşluklara yazınız demiş. Doğrunun izinde yürüyenleri herkes sever. Şimdi burada yürümekten kastımız böyle adımlardan bahsetmiyor. Burada gerçeği yansıtanlar, yani gerçeği anlatanlar, gerçeği yansıtanlar veyahut da anlatanlar kelimesini yazarsan Tonguç Eylül adım benim. Burada altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlamı yakalamış olursun. Kendini gizleyen yazar evrenseldir demiş. Allah Allah, kendini gizleyen derken saklambaç mı oynayacak? Böyle bir şey olamaz. Burada bahsedilen şey eserlerinde nesnel davranan, yani yorum. Of hocam, bu çok zormuş. Evet, bu biraz zor. O zaman şöyle diyelim. Eserlerinde okuyucuya müdahale etmeyen demek. Mesela sen bir kitap okursun, tamam mı? Bu daha zormuş. Bak şöyle düşün. Sen bir kitap okursun. Kitabın içerisinde yazar senin sürekli iyi olmanı sana öğütler. Bak iyi olmalısın. Bak, iyilik yaptık, iyi oldu. Sen de iyi yap der. Sen kitap okurken şunu dersin. Mesela elinde şu kitap olsun, okuyorsun ya. Ya bu ne dersin ya? Adam beni sürekli yönlendiriyor. Ben bu kitabı artık okumak istemiyorum diyebilirsin. Ben bebek miyim ya? Ben masal okuyorum. Mesela şu anda çocukların çok sevdiği birçok fantastik kitabı. Anne, ben kendi eve çıkmak istiyorum. Ne diyorsun oğlum, bir dakika. Mesela şu anda birçok öğrencinin okuduğu fantastik kitapların temelinde böyle bir şey var. Yani çocuklar artık yönlendirmek, iyiler kazanır, kötüler kaybeder. Bak o tarz şeyleri sevmiyorlar. Böyle tamamen yazar kendini gizlesin, esere müdahale etmesin, okuyucuyu yönlendirmesin istiyorlar. Niye? Çünkü okuyucuyu yönlendirdiği zaman çocuk diyor ki ya ben bebek miyim? Bana niye müdahale? Bana bir verme kardeşim. Gibi bir şey diyor öğrenciler. Her kitap insana başka pencereler açar. Buradaki pencereden kastımız da tabii ki Pimapen falan değil. Buradaki şey nedir? Vinsa. Ne diyorsun oğlum ya? Buradaki ailenizin dostu, evinizin koruyucusu. Evet. Buradaki pencere... Vinsa'dan 1 milyon dolar aldım hocam. O yüzden ben reklam yapmaz zorunluluğu hissettim kendime. Neyse, sıkıntı yok. Eğer rızkın için bunu yaptıysan yapacak bir şey yok. Mahvettin videomuzu ama olsun, sıkıntı yok. Şimdi buradaki bakış açısı. Başka pencereler demek olaya tek bir açıdan bakmamak. Başka perspektifle de, başka düşüncelerle de bakabilir. Çıkar şu at gözlüklerini. Evet. Çıkar şu gözlüklerini at ya da at gözlüklerini at gibi saçma sapan bir espriyle devam edelim. Şimdi burada yukarıdaki parça yer alan edat bağlaç yönlemlerini gösteriniz demiş. Şimdi arabalar insan hayatının kolaylaştırından önemli bir yere sahiptir. Arabalar isim, insan isim, hayat isim, kolaylaştırından zarf, önemli sıfat, bir sıfat, yere isim. Sahiptir de isim ama burada edat bağlaç yönem yok. Günümüzde motor gücü ile ile çalışan arabalar ise ile için fakat ama ve veya güzel, çok güzel, harikasın. Yani şu anda motor hafızadan direkt her şeyi tekrarlıyorsun. Tebrik ediyorum. İle sözcüğü burada bağlaç Tonguç Eylül adım benim. Pardon, edat. Niye? Çünkü ilenin şöyle bir özelliği vardı. İlenin olduğu yere V koyabiliyorsak bağlaçtı. V koyamıyorsak edattı. Şimdi burada ilenin olduğu yere motor gücü ve çalışan arabalar diyemeyiz hocam. Evet. O zaman buradaki V koyabildiğimiz yere bağlaç geliyordu. Burada V koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. O zaman şöyle güzelce yazalım şöyle. Edat diyelim. Arabalar ise bağlaç. Hiçbir şekilde kafanı karıştırmasına gerek yok. Bağlacımızı yazalım. Hem insan taşımasında hem de yük taşımada kullanılır. Ha bak. Burada hem bağlacı var. O zaman bu da yine hem ya ne gibi bağlaçları da gözümüzden kaçırıyor. Oye diye bağlaç yok oğlum, ne yapıyorsun? Oye. Allah'ım yarabbim. D bağlaç yük taşımada kullanılmaktadır. Görünüşündeki ihtişam, kullanımdaki konfor ve bak burada yine V bağlacımız var. Sahip olanın verdiği güç duygusuyla kısa zamanda insanların hayallerini süsleyen bir unsur haline geldi. Herkesin böyle birisi olduğundan yollardaki araba sayısı arttı. V bağlacımız var yine. Trafik sorunu ortaya çıktı diyor. Harika. O zaman buradaki edat bağlaç ünlemleri gösterdik. Ünlem yok. Bağlaçlar belli. Edatımızda ile sözcüğü dedik. Hem bağlacı ve V bağlaçları var. Şimdi gelelim yeni bir soruya, yeni bir heyecana ve yeni bir skandala. Yukarıdaki yazım yanlışlarını buldunuz demiş. Burada adam hatalar yapmış. Biz bu hataları bulacağız ve biz hataları bulduğumuz için de puanı kapacağız. Bu sabah okuldaki birçok bitişme yazılıyordu.
Evet. Birçok bisiklet yazıları ayrı yazmış. Evet, o zaman hatamış bak. Birçok bisiklet yazıları Tonguç. Kim öyle yazmış hocam? Ne kadar saçma sapan ya. Ama sen öğren diye bilerek yanlış yaptık. Aa. Oğlum biz, ben yaptım. Niye bana kızıyorsun evladım? Birdenbire işte pek çok. Bir şey. Harikasın bak. Bir şey ayrı yazılır. Her şey ayrı yazılır. Başka ne diyeyim? Çok şey ayrı yazılır. Çok şey, güzel şey, kötü şey, fena şey, hoş şey. Bunlar hep ayrı. Şey ayrı yazılıyor dolayısıyla. Birçoğu bisiklet yazmamış. Öğrenci fark etmeden. Fark etmeden de ayrı yazılmalıydı Tonguç. Niye biliyor musun? Şimdi terk etmek, fark etmek, park etmek, işte dunk etmek. Dunk etmek harikasın. Bunların hepsi herhangi bir ses olay olmadığı için ayrı yazılır. Ama his, af, zan gibi sözcüklerde hissetmek dediğimiz için, affetmek dediğimiz için, yani bu kadar vurgulamasam bile bir ses olay olduğu için bunları bitişik yazıyoruz. Sonuç hocam olarak. Türkçemizde de çok kötü böyle şeyler var, ifadeler var. Mesela, bilmem ne etmek, arkadaşının bilmem ne etmek. Ha, madara etmek değil mi? Madara mesela? Etmek. Madara etmek. Ama onu daha da kötü soracağım, bunu söylemek istemiyorum. Ha, arkadaşını mesela ne etmek olabilir? Yani, uyuz etmek. Ha, uyuz etmek, etmek o da çok daha kötü. Daha da kötüleri var hocam. Onları oğlum mesela istiyorum. Ne olabilir mesela? Onlar da ayrı yazılır. Beter etmek, beter etmek. Onlar da ayrı yazılır değil mi hocam? Onlar da ayrı yazılır Tonguç Hanım. Gerçekten. Onu çok iyi öğrenmeliyim çünkü mesajlarda yazıyorum genelde. Ne diyorsun oğlum ya? Fark etmeden hata yapmıştı. Yapmıştı ŞT. Bak burada da ünsüz benzeşmesi olacakken olmamış. Bu olayda her iki tarafta haksızdı. Şimdi DDA ile alakalı şöyle bir kuralımız var Tonguç. DDA'yı cümleden atabiliyorsak, D'yi cümleden atabiliyorsak ayrı yazılır. Ama atamıyorsak bitik yazılır. O zaman atamıyorsak diyelim şöyle. Altına yazalım. Atabiliyorsak neymiş? Ayrı. Atamıyorsak bitişik yazılıyor. Şimdi bu olayda, bu olay her iki tarafta haksızdı diyebiliyor musunuz? Diyemeyiz. Diyemeyiz. O zaman bu bitişik yazılması lazım. Bitişik yazılmış. Sıkıntı yok. Her iki tarafta haksızdı. Şu ta'yı kapatıyorum. Bu olayda her iki taraf haksız diyebiliyor musun? Diyemiyoruz. Diyebiliyorsun, saçmalama. Diyemiyoruz. Allah'ım herhalde. Bu olayda her iki taraf haksızdı. Yani sadece Ali değil, sadece Ahmet değil. Her iki taraf haksızdı. Hocam kusura bakmayın. Kazık sor ama gerçekten kazık sor. Yapabilecek bir şey yok. Bu olayda her iki taraf haksızdı. Ben yani o ya da bu haklı diyemem. Her iki taraf haksızdı diyebiliyorsun. O zaman buradaki DDA ayrı yazılmalıydı. Bu bir. Ayrıca yapılacak... Peki DDA yazılınca hocam... DDA mı yazıyor, TTA mı yazıyor? Bilerek sana böyle TTA yapıp gözünden kaçırabilirler. Mesela şöyle bakalım. Ayrıca yapılacaklar hiç de kolay değildi. Şimdi burada hiç D yazsa görürsün ama hiç T yazar böyle. Ünsüz benzeşmesi yapar. Sen de gözünden kaçar. Dolayısıyla şöyle yapacaksın. Ayrıca yapılacaklar hiç kolay değildi. Diyebiliyorsun. O zaman hiç de ayrı yazılacaktı. Peki dolayısıyla, nasıl yazacağız hocam? Şöyle. Hiç de mi diye yazacağız? Hiç de diye yazacağız. Aa, taraf o. Da diye yazacağız. Dolayısıyla burada 1, 2, 3, 4, 5 tane hata var. Diyoruz ya geçiyoruz yeni bir soruya. Özel olanların başına ö, nesnel olanların başına ne yazınız? Yani özel ne demek? Yorum katılmış. Ö değil oğlum. Yorum katıyorsun. Kişisel düşünce katıyorsun. Nesnel olanların başına ise kişisel düşünce katmıyorsun. Pasta çok güzel olmuş. Hmm. Bak yorum katıyor. O zaman bu öznel. Son okuduğum kitap güzeldi. Bu da yine öznel. Salona bir adam ayakta durmuş, ona bakıyordu. Burada herhangi bir yorum katılmamış. Nesnel. Yazarın son kitabı 4. baskıdaymış. Bu da yine kanıtlanabilir, ispatlanabilir. O yüzden nesnel. Burası son derece keko. Geçiyoruz başka bir soruya, başka bir heyecana. Facebook'un kurucusu Zuckerberg ki bir söyleşte neden her gün gri tişört giyiyorsunuz sorusu yöneltildi. Yazık adam, gerçekten parası da olsa yapacak bir şey yok. Enerjisini daha önemli kararlar harcamayı tercih ettiğini belirten Zuckerberg, günlük hayatta kararlarımı mümkün olunca basit tutmaya çalışıyorum. Bu şekilde küçük detaylardan kurtularak insanlara daha fazla hizmet sunabileceğim büyük kararlara yoğunlaşıyorum. Hadi diye. Oradan bütün insanların datasını çalıyorsun pis herif. Pis herif. Bir de, bizim ne yaptığımızı takip ediyorsun. Bir de cimrik. İnsanları daha iyi çalabilirim diye şey yapıyor pis herif ya. Hayır evladım, o kadar da değil. Yani tabii ki bizi izliyorlar şu an. Bizim fotoğraflarımızı kaydediyorlar mı hocam? Şu an bizi izliyorlar, o yüzden bence fazla sinirli konuşma. Başımıza bir şey gelebilir. Merhaba falan. Yok öyle bir şey yok. Şimdi burada şöyle bir şey. Hocam siz de hemen R'ye taktınız. Ne yapayım ne yapayım evladım. Şu anda bizi izliyorlar. Her gün bizi izliyorlar. Takip ediliyoruz Tonguç. Şaka bir yana. Bak burada Zuckerberg şunu diyor. Kardeşim ben basit şeylerle uğraşmak istemiyorum. Her gün koksandıra, her gün gri tişört giyiyorum. Yapabilecek bir şey yok. Neden? Çünkü küçük detaylar... Koksandıra. Koksandıra ne evladım? Koksam yani ne kokması ya? Belki de 50 tane gri tişört. Sadece sürekli onları değiştirip değiştirip giyiyor. Ama niye? Yazık adama, birazcık para ateşleyelim hocam. Ya göndereceğiz, ona bir bağış yapalım artık hakikaten. Burada önemli olan şu. Adam ya bugün mavi kravatın üzerine kırmızı gömlek olduğum falan öyle şeylerle düşünmek istemiyor. Ben diyor insanlara hizmet etmeliyim. İnsanların datalarına ulaşmalıyım. Onların özel hayatlarına girmeliyim diyor. Dolayısıyla bu parçanın ana düşüncesi insan küçük ayrıntılardan sıyrıldığı sürece önemli işleri gerçekleştirmeye fırsat yakalar. O zaman
önemli işleri gerçekleştirebilir diyelim. Önemli işleri gerçekleştirebilir. Yani gerçekleştirir demiyoruz bak. Gerçekleştirebilir. Yani öyle bir fırsatı yakalayabilir diyoruz. Geldik yeni bir soruya. Farsça yer alan sıfat, isim, zamir ve tamlamaları yazınız demiş. Oo, şimdi işimiz zor. Bakalım. Facebook'un kurucusu diyor bak. Bir kere Facebook bir özel isim. Buraya yazıyorum. Özel isim. Kurucusu isim. Cins isim. Facebook'un kurucusu bu bir isim tanımlaması. Zuckerberg bir özel isim. Niye? Çünkü büyük harfle başlamış. Bir söyleşi derken bir sıfat, söyleşi isim. Dolayısıyla burası da bir söyleşi bir sıfat tanımlaması. Neden her gün gri tişört giyiyorsunuz sorusuna bak. Gri tişört, gri sıfat, tişört isim. Dolayısıyla gri tişört bir sıfat tanımlaması. Her gün, her sıfat, gün isim. Dolayısıyla burası da bir sıfat tanımlaması. Sorusu yöneltildi. Soru isim. Bize ne demişti? İsim, sıfat ve zamir ve tanımlamalar demişti. Enerjisini isim. Daha önemli kararlara bak. Karar isim. Nasıl karar? Önemli onun sıfatı. Dolayısıyla önemli kararda yine bir sıfat tanımlaması. Harcamak isim. Harcamayı. Tercih ettiğini belirten Zuckerberg. Zuckerberg yine özel isim ve nasıl tercih ettiğini belirten, burada yine belirten diye bir sıfatımız var. Günlük hayat, günlük sıfat, hayat isim. Nasıl hayat? Günlük hayat diyebiliyoruz. Kararlarımı kararlar, lerler çoğul eki almış isim. Mümkün olduğunca basit tutmaya çalışıyorum. Bu şekilde bak, şekil isim, d hal eki almış. Bu onun sıfatı. Dolayısıyla bu şekil yine bir sıfat tanımlaması. Detay, detaylar diye çoğul eki almış isim. Küçük yine onun sıfatı. Nasıl detaylar? Küçük detaylar. Bir sıfat tanımlaması. İnsanlara daha fazla hizmet sunabileceğimi. İnsanlar lerler çoğul eki almış. Dolayısıyla bu bir isim. Daha fazla hizmet demiş. Daha fazla hizmet dediği için hizmet isim. Ne kadar fazla hizmet. Bu da yine onun sıfatı olmuş oluyor. Büyük kararlar. Kararlar isim. Nasıl kararlar? Büyük kararlar yine onun sıfatı diye cevap ver diyoruz. Dolayısıyla burada birçok sıfat tanımlamasını ve birçok isim tanımlamasını bulduk. Daha doğrusu bir tane isim tanımlaması vardı. Diğerleri daha çok sıfat tanımlamasıydı. O zaman Tonguç'um şimdi sana bununla alakalı bazı önemli bilgiler vermek istiyorum. Birincisi sen 0'dan 6'ya sözel kitabında şu sayfalara mutlaka çalış Tonguç'um. Bak burada direkt ilk başta sözcük yapısını bir tekrar et. Basit türemiş bir sözcüğü bir tekrar et. İlk yazılı konuşuyor. Ama isim 24. sayfa. Sıfat 26. sayfa. Tamlamalar 28. sayfa. Buradan hocan soru yöneltecek. Ama %100 ilk yazıldan sormam ben diyen hoca bile ikinci yazılı konusu olan zamirlerin olduğu sayfa. Sayfa 30. Sayfa 32 Edat Bağlaç Önemli'nin olduğu sayfayı mutlaka mutlaka çalış. Ve burada senin için bir dil bilgisi test geçişi yaptık. Bu 34, 35, 36, 37 de mutlaka çöz. Aynı zamanda sayfa 38'den şuradaki sayfa 53'e kadarki anlam bilgisi sorularını mutlaka çöz Tonguç'um. Bunlar bu kitaptaki önerilerin. Zoru bizim hocamız biraz seçici soruyor hocam. Ortanın üstünde soruyor. Zor kanırtıyor soru diyorsan, hocam bizim hocam. Ne diyorsun oğlum saçma sapan konuşma kanırtma. Dolayısıyla burada Zoru Bankası'ndan sorular sorulmaz lazım. Şimdi burada burada sayfa 22'den sayfa 39'a kadarki anlam bilgisi sorularını çözersen, deyimler, atasözlerini çözersen sınavdaki ilk soruyu bir kere cebe atarsın. Niye? Şimdi bak burada mesela ana düşünce sorusunu yönelik bir çalışma yapabilirsin. Mesela metin giriş cümlesi olabilir demiş. Dolayısıyla diğerlerinin olamayacağını bulursun ve böylece metnin akışını bozan cümleyi bulurken veya giriş cümlesini bulurken anlam bilgisine yönelik çalışma yapmış olursun. Burada ilk yazıdan soru sorma ihtimali varsa hocanın sayfa 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49'dan soru çözebilirsin. Ama sayfa 50 ile tamlamaların olduğu ve sıfatların olduğu sayfa 61 arasını mutlaka ilk yazılı konularını soracaksa tekrar. Fakat şundan sonra söyleyeceklerim ikinci yazılı konusu. O yüzden buradan soru gelme ihtimali %100. Zamirler sayfa 62, 63, 64, 65, Edat Bağlaç Önem 66, 67, 68, 69 bunları mutlaka çöz. Bunlarla alakalı sınıf anahtarımızda çok daha detaylı anlatımlar var. Onları da izlersen ve iki tane yazılı örneğimiz var. Onları da izlersen iyi bir sonuç alırsın Tonguç evladım benim. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum sınavında.